Konlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamu işçileri ve özel sektörde çalışan işçiler için önemli bir haberle sizlerle birlikteyiz. Aynı zamanda bu habere videonun altındaki linkten de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İşinize yarayacağını düşünüyoruz. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı. Yani işçiler için örnek istifa işten ayrılma dilekçesi arkadaşlar. Böylelikle tazminat alabilirsiniz arkadaşlar. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı. istifa edip tazminatını alması arkadaşlar. Bu nedenle önemli İstifa eden işçi kesinlikle tazminat alamaz ama ve lakin haklı nedenlerle istifa ederse tazminat alabilir. Kıdem tazminatına kazanarak fes durumlar açıkça yasada belirtilmiştir arkadaşlar. İşçinin ilgili maddeden belirtilen durumlarda en az birinin gerçekleşmesi durumunda işçi ihbar süresi ve ihbar tazminatı söz konusu olmadan kıdem tazminatını almaya hak ederek derhal iş haklını fes edebilir. 4857 sayılı iş kanunu 24. maddesi kapsamında kıdem tazminatına hak kazanır arkadaşlar. Çünkü 1475 sayılı iş Kanunu 14. maddesinde işçi tarafında bu kanunun 16. maddesi uyarınca feshedilirse işçi kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir. Madde 24. Bakın burası önemli. İşçi kendi kendine dilekçe verip dilekçe örneğini de videonun altına ekledik. Fesih hakkını kullanıp kıdem tazminatı da alabilir. Normalde işçi direkt işten çıkarsa kıdem tazminatını alamaz. Ama madde 24'e dayanarak fesih dilekçesi verirse kıdem tazminatını alabilir arkadaşlar. Arada ince bir nüans var. İşçinin aklında nedenle deral fesih aklı. Madde 24. Süresi belirli olsun veya olmasın. İşçi aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesinin süresinin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemek sizin Bunlardan birincisi sağlık sebepleri. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması için niteliğinden doğan bir sebeple işini sağlığı veya yaşayışı için tehlike olursa işçi istifa dilekçesi verip kıdem tazminatını alabilir. İşçinin sürekli olarak yakından veya doğrudan bulaşıp görüştüğü işveren yahut başka bir işçi, bulaşıcı veya işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa, işçi istifasını verip kıdem tazminatını alabilir. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri. A. İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek için veya söylemek suretiyle işçiyi yanıtırsa. B. İşveren işçinin veya ailesi üyelerinin birinin şeref namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarında bulunursa veya işçiye cinsel tazide bulunursa işçi istifa hakkını kullanıp kıdem tazminatını alabilir. İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanunla karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürekler, yahut işçi ve ailesi üyelerine birine karşı hapsi gerekten bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref faysiyet kırıcı asılsız ağır istinat ve ithamlarda bulunursa d. İşçinin diye bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerine cinsel tacize uğraması ve durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa e. İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri ve sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse f. Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutarlardan az iş verildi hallerde. Aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenecek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa. 3. Zorlayıcı sebepler. İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla uzun üz süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi istifasını verip kıdem tazminatını alabilir. Öte yandan 4857 sayılı iş kanunu 17. maddesinin iş sözleşmeleri fesli sırasında uyulması gereken bildirim süreleri düzenlenmektedir. Madde ile belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini fesih eden taraf söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekte karşı karşıya kalacaktır. Burada önemli olan nokta ihbar tazminatının yalnız işveren tarafından işçi ödenen bir tazminat olarak düzenlenmiş olmayışıdır. İhbar tazminatı iş sözleşmesinin fesi sırasında bildirim süresine uyması gerektiği halde bu süreyi dikkate almaksızın iş sözleşmesini fesi eden tarafın ödeyeceği bir tazminattır. İş sözleşmesini bildirim süresi vermesi gerektiği halde bu süreye uymaksızın fesi eden işçi de ihbar tazminatını ödemek durumunda kalacaktır. Öte yandan 24. maddede düzenlenen iş sözleşmesinin haklı nedenle iş tarafından fesne ilişkin esaslar çerçevesinde bildirim süresi verilmesi söz konusu değildir. İş sözleşmesinin 24. madde kapsamında fes eden işçinin bildirim süresine uymaması nedeniyle kendisinden ihbar tazminatı talep edilip edilmeyeceği gibi bu kapsamda talep edilemeyeceği gibi bu kapsamda yapılan fesih sonucunda işçi yalnız kıdem tazminatına kazanacak herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmayacaktır. Arkadaşlar dilekçe örneği de şurada. İşte XXX kurumlarına hangi firmada çalışıyorsanız konu iş sözleşmesinin fesi tarih belirtiliyor. Ben şu şu tarihinden beri fiilen kesintisiz olarak şu tarihe kadar iş yerinizde çalıştım. Ancak iş kanunu ve borçlar kanununda doğan yasal haklarımın yasaların öngördüğü şekilde tarafıma verilmemiştir. Birçok haksızlığa maruz kaldım. Bu sebeple iş kanunu 24. maddesi gelince fazlaya ilişkin haklarım saklı kalarak iş sözleşmemi tek taraflı olarak feshediyorum. ediyorum. Sonuç Yukarıda belirttiğim nedenlerle kıdem tazminatımın fazla mesai ücret alacağımın, prim ve maaş ulusal bayram genel tatil ücret alacağımın, hafta tatili ücret maaş alacağım, yıllık üc izin ücretimin vesaire diğer tüm işçilik alacaklarımın karşılığı olan toplam x TL'yi bir gün içinde sizdeki maaş hesabıma yatırmanızı, aksi takdirde işçi alacaklarının tahsili için yasal yollara müracaat edeceğimi ithal ediyorum diye bir dilekçe vuracaksınız. Ad, soyad, imza, tarih arkadaşlar. Miktarı her zaman yüksek yazın arkadaşlar düşük bir miktar yazmayın. 24. madde tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın. Dilekçede 24. maddeyi gereğince fazla gereğince fazla ilişkin haklarım saklı kalarak iş sözleşmemi tek taraflı olarak feshediyorum diye işçi bu dilekçe yazacak. 24. maddede de az önce size saydığım bakın şunlar arkadaşlar. Zorlayıcı sebepler. F maddesi, E maddesi, D maddesi, cinsel taciz suçları da bunun içinde arkadaşlar aile ailelerinize hakaret, gözdağı vermek, sataşma, asılsız ağır isnat ve ithamlarda bulunursa işveren, size karşı arkadaşlar, şeref faysiyetinizi kırıcı, B maddesi, işveren işçinin ve ailesi üyelerinin birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya eşi cinsel tacizde bulunursa, işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esas noktalarından biri hakkında yanlış basıplar veya şartlar göstermek, yalan gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işi yanıltırsa işte bunlar hep madde 24'e giriyor arkadaşlar. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan benzer ve haller işi işte çalışırken bir hastalığa tutulursa, bir bulaşıcı hastalığa tutulursa işten çalıştı işten dolayısıyla iş işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olursa sağlık sebepleri işte bunlar hep Madde 24'e giriyor. Bunları gerekçe göstererek, madde 24'ü gerekçe göstererek dilekçe verip istifa edebilirsiniz ve ve tazminatınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Normalde işçi istifa ettiğinde tazminat alamaz ama bu nedenlerden dolayı gerekçe göstererek dilekçe verip dilekçe örneği de dedim bir videoda size belirttim. Videonun altında da linki var. Tıklayıp bu habere tekrar söylüyorum ulaşabilirsiniz dilekçe örneğini Kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altında linki var. Önemli bir haberdi. Çoğu kimse bunu bilmiyor. O yüzden bu biz bu haberi derledik, topladık ve size özel bir şekilde yapmaya çalıştık. Umarım faydamız dokunur. İşler için iş, iş istifa, işten ayrılma dilekçe örneği ve kıdem tazminatı alabilirsiniz bu nedenlere dayanarak arkadaşlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve kamuda iş arıyorsanız videonun altında kamu iş ilanları linklerini ekledim. Kamuda iş arıyorsanız kamu iş ilanları da videonun altında var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kalın sağlıcakla.